Şimdi siz 2013'te bu gazeteci Barış Terkoğlu'nun iki gündür iki gün önce yazdığı, gündeme getirdiği bu Adnan Hoca ile ilgili sizin yakınlığınıza dair bir takım yazılar, bir takım haberler var. 2013'te A9 TV'ye çıkıyorsunuz Adnan Oktar cemaatinin televizyonuna ve orada sahiden de söylemediğiniz metiye kalmıyor yazdığı kitaplarla ilgili. Tabii. şimdi Adnan Oktar cemaati dosyaya baktınız mı bilmiyorum. Yani 380 cinsel saldırı eylemi. Hala temizde dava. Yani kesinleşmiş bir karar yok. O yüzden iddia olarak söylemek zorundayız. Ee, 80 mağdur kadın, 141 şikayetçi kadın, bu arada 80 mağdur kadının 9'u çocuk. Ee, kim bilir bu arada şikayetçi olanların içinde şikayetçi olmayan da kaç kişi var? Onu da bilmiyoruz. Siz 2013 yılında A9 TV'ye çıkıp bu yapıya dair bir övgü diziyorsunuz. Sonra da diyorsunuz ki ben bunu kitapları için, evrim teorisiyle ilgili söyledikleri için söyledim. Ama öyle ya da böyle ortada bu, böyle bir durum varken kadına yönelik şiddete dair, cinsel saldırılara dair ciddi iddialar ve dosyalar varken bundan dolayı o sözlerinizden dolayı bir pişmanlık hissediyor musunuz? Hissetmiyorum. Bugün de gene o kitapların çok faydalı olduğunu söylüyorum. Orada sizin de dediğiniz gibi evren teorisiyle ilgili, masonluk ve siyonizmle ilgili kitaplarının son derece faydalı olduğunu ifade ediyorum. Bunun faydalı bir hizmet olduğunu söylüyorum. Kitapların bir günah yok. Bugün de o kitapları alsanız, baksanız kitaplar itikada, istikamete uygun ve son derece bilimsel dediğim konularda işte yaratılış delilleri, Allah'ın varlığının birliğinin delilleri, evrim teorisinin çökertilmesi, siyonizm, masonluk bunlarla ilgili büyük İsrail projesiyle planlarla ilgili bu kitaplar rahmetli Erbakan hocamızın ofisinde kendi masasının üzerinde dururdu. Özellikle Büyük İsrail ile ilgili, Arz-ı Mevut'la ilgili kitapları Adnan Oktar'ın. Ve gelen misafirlerine oradan örnekler gösterir, oradaki şekilleri, haritaları gösterir ve o kitapları tavsiye ederdi. Milli Görüş Hareketi'nin en önemli kuruluşlarından Milli Gençlik Vakfı'nın üniversite öğrencilerine Erbakan hocamız bu kitapları tavsiye ederdi. Bunun şahitleri binlerce hala hayattadır vardır. Ve Milli Görüş'ün yayın organı olan Milli Gazete'de yine bu kitaplar doğrultusunda burada yayınlanan bilgiler, gerçekler doğrultusunda da e, yıllarca bir sayfa bunlara ayrılmıştı Ya bütün bu iddialar sizin bu kitapları hala tavsiye ediyor olmaktan dolayı yani şimdi tabii. masonizm, siyonizm bunlar tabii. bahsettiğiniz e, bunlar tamam da ortadaki kitap, iddialar korkunç değil mi Fatih? Kitap, Bey? Yani 9 yaşında 9 tane kitabın, çocuktan bahsediyoruz. İşte kendisi cinsel taciz yapmıyor kitabın bir günahı yok. İyi de Kitab yazan ama yazanla yazılmış. ilgili yazanla ilgili ortadaki ee, bilgiler, bu iddialar. Bilgiler doğru. O bilgilerden istifade ederiz kim yazarsa Siz yazsın. Siz hala mesela Adnan Oktar'ın bir eserini birine tavsiye eder misiniz kitabını? Ederim tabii. Çünkü kitabın kendisinde bir sıkıntı yok. Peki yani o yani, kitabın yani üstünde Adnan Oktar yazıyor olması, bunca mağdur kadın, bunca çocuk... Bunlar sizi hiç rahatsız etmez mi o tavsiye? E, tabii ki rahatsız edebilir ama zaten bu kitapları şu anda bulmaları mümkün değil ama bir yerde varsa bu kitapları da çöpe atalım yakalım anlamına gelmez. Burada evrim teorisini çökerten bilimsel deliller var. Siyonizmin planlarına ilişkin, arz-ı planına ilişkin, kabala ile ilgili çok önemli bilgiler var. E, bunlardan istifade edilebilir. Bu yapılanlar yargıya taşınmış. Dediğiniz gibi temiz aşamasında herhangi bir suç varsa onun cezası verilir. Ama kitabın, kağıdın, cildin bir kabahati yok. Oradaki bilgiler kıymetli. Haber Global'de 2017'den sonra bir alakam kalmadı demişsiniz. Bu şeyleri görmekten sonra. Zaten alaka derken bizim bir alakamız yok da şunu söyledik. En sonu A9 televizyonundaki görüntüler, kitaplarda yazılanlara uymayacak değişik söylemler, mesela masonluk... Şeytani bir örgüttür diyor o kitaplarda. Evet biz de buna inanıyoruz, katılıyoruz. Sonra masonluk, dünya masonluğu dünyada kardeşlik için, barış için kurulmuştur diyorlar televizyonda ne olduysa. Yani o tarihten sonra tabii bu değişimden dolayı bunlara tasvip etmediğimizi, bunları kabul edemeyeceğimizi ifade ettik. Bir de tabii o hanımların görüntüleri, işte dans etmeleri, dekolte kıyafetleri onlar da zaten kitapta yazanlarla tezat oluşturan bir görüntü. Ondan sonra tabii tasvip etmemiz mümkün değil dedik. Siz öyle diyorsunuz ama Barış Terkoğlu 2021'de arkanızda parti logonuzun olduğu bir konuşmanız olduğunda gösterdi. Ve o logolu konuşmanızda diyorsunuz ki 20 senedir bu gruba operasyon yapılıyor. Bir tane daha kaset, tape ortaya konamadı diyorsunuz. Ve savunuyorsunuz. Savunmak değil ama tabii bunu söyledik. Yani bu söylediklerinizle ilgili delil olabilecek bir tane görüntü, bir tane kaset şey çıkartılması gerekirdi bence. Dava dosyasına hiç baktınız mı? Dava dosyasına bakmadım ama tabii. Dava tabi dosyasında bilgiler... bu bahsettiğiniz görüntüler, tapeler hepsi fazlasıyla var. Yok hayır, bir tane Adnan Oktar'ın taciz yaptığına dair görüntü var. mı? öyle yok ama ee... yani öyle bakarsanız 10 yaşında bir çocuğun annesini ee... çocukla konuştuğu ve kendisini Adnan Oktar'la evlendireceğine ee, dair konuşma o... var. Bunlar Aynen normal şey. mi? Şimdi ben tabii Adnan Oktar'ı savunacaktım siz konuyu çarpıtmayın. Tamamen burada ittifakla ilgili, Yeniden Refah Partisi'nin pozisyonuyla ilgili bir şey için çıktık. Konuyu Adnan Oktar'a getiriyorsunuz. Hayır, hayır. Ben sizin Adnan Oktar'la olan yani Adnan çok anlamaya Oktar çalışıyorum. Adnan bir müridiymişim gibi konuyu sürekli oraya getirmenize gerek yok. İlgimi anlattım size ben. Kitapları gayet güzel, gayet yerinde. Kitapların içindeki bilgilerin bir kabahati yok. Doğru her zaman doğrudur. O kitaplar yanlış olmuyor bunlar bunu yaptı diye. Bir dönemde bir insan çok güzel bilimsel bir kitap yazmış arkasından da suç işlemiş e, kitabı da çöpe atalım kitapta yazanlar faydasız hale geldi, zararlı hale geldi diyemezsiniz ki bu bilimsel bir şey değil. Bunu ifade ediyorum ve dediğim gibi o dönemde rahmetli Erbakan hocamızın da bizzat Milli Gençlik Vakfına tavsiye ettiği kitaplar bunlar Milli Gazete'de neşredilmesine müsaade ettiği kitaplar ama sonrasında ne olduysa böyle bir e, kitaplarla da tezat oluşturacak noktaya geldiklerinde de bu son noktalarını, son geldikleri durumu tasvip etmediğimizi de tabii ifade ettik. Barış Terkoğlu yazısında sizin Adnan Oktar'ın iki önemli ismiyle 90'lardaki arkadaşlığınız ve orada aranızdaki bir sevgi bağından bahsettiğini söylüyor. O yazı okudunuz mu? Adnan Oktar'ın iki önemli ismi 95 seçimlerinde Refah Partisi Birinci Parti olduğunda genel merkezimizdelerdi Erbakan Hocamızın arkasında da fotoğrafları vardı Gayet normal Sonra bir takım belediyelerde Kendileri inşaat işleri aldılar Bir takım çalışmalar yaptılar Yani gayet bunlar doğal Erbakan Hocamızın da fotoğrafı var Bu sonradan yaptıkları Bu yanlışlarla orada çekilen Fotoğrafın bir ilgisini kurmak Anlamına gelmez e, Elif Erbakan'ın İttifaka çok karşı olduğu söylendi. Daha sonra Elif Hanım bir açıklama yaptı galiba. Yani Cumhur İttifakı'na katılma sürecini desteklediğini söyledi. Ee, siz biraz önce parti içerisindeki gençlerden de bahsettiniz bununla ilgili bir takım itirazlar olduğunu. Parti içerisindeki bu itirazların daha sonra ittifaka katılımı onaylama süreci nasıl oldu? Mesela Elif Hanım başta olmak üzere şu an hala Elif Hanım itiraz ediyor mu? Nasıl ikna ettiniz? Nasıl ikna oldular partiler? Tabii bizim partimizde bir parti içi disiplin var. Bizim 50 senelik milli görüş geçmişimizden gelen prensipler var ve bu prensipler doğrultusunda bütün istişareler yapılır. Herkes fikirlerini, kararlarını söyler ve en sonunda da genel başkan bir karar verir ve buna da uyulur. Ve dolayısıyla bu süreçte de böyle oldu. Yani o karşı çıkanlar da evet bunun olursa biz yokuz anlamında bir karşı çıkışta bulunmadılar. Biz bunun davamız için, partimiz için uygun olmayacağını düşünüyoruz. Diğer kesimde de evet uygun olacağını düşünüyoruz dedi. Hepsi dinlendi, istişare yapıldı. Genel Dari Kurulu, MKYK üyeleri, il başkanları, il sorumluları, hanım ve gençlik il başkanları, yönetim kurulları, il sorumluları çok geniş. Burada bir kısmında %50'ye 50, bir kısmında yüzde %60'a 40 bir durum çıktı. Ve en sonunda prensipler üzerinde mutabık kalınmasıyla biz ittifak kararı aldık. Dediğim gibi o karşı çıkanların da e, tamamına yakını hatta tamamı da e, bu kararın arkasında durduklarını ifade ettiler. Dolayısıyla o noktada herhangi bir sorun yaşanmadı. Çünkü bizim geleneğimiz, 50 senelik prensiplerimiz bu şekilde işliyor. Burada da öyle oldu. Ee, şeydeki haber Türk'teki yayında Kemal Bey'in adaylığını bıçak sırtı görüyorum. Hele HDP'nin desteğiyle demişsiniz. Ee, İyi Parti'den 3-5 puan gider ama HDP'den 10 civarı oy gelir diyorsunuz. Ee, bu da Kemal Bey'e bir artı olacak. Birçok anketlerde Kemal Bey önünde bıçak sırtı olanlar da var. Muhalefet birleşti. Diye de bir tespit yapıyorsunuz. Şu anki tespitiniz nedir merak ediyorum. Yani siz şu anki seçime dair bugünkü ittifak yapısıyla nasıl bir 15 Mayıs sabahı görüyorsunuz? Tabii. Bir defa Yeniden Refah Partisi'nin geçmişten gelen bir özgür ağırlığı var. Rahmetli Erbakan hocamızın AK Parti'ye küskün seçmen üzerinde Erbakan isminin önemli bir etkisi var. Bunlar e, Sayın Tayyip Erdoğan'ı sevmelerine, desteklemelerine rağmen AK Parti'deki bir takım sıkıntılardan dolayı oy vermek istemeyen bir kesim. İstanbul Belediye Seçiminde de büyük ölçüde sandığa da gitmediler. Ve e, şu anda Erbakan Hocamızın ismiyle yeniden Refah Partimizin o özgürlüğü ağırlığıyla ittifaka katılmasının çok önemli pozitif bir etkisi olacağını e, düşünüyoruz. Bir de tabii e, Millet İttifakı'nın e, başı dertten kurtulmuyor. Bir tanesi işte daha dün PKK'nın üst düzey yöneticisi Bese Hozat isimli bir kadın açıklama yapıyor. Sayın Kılıçdaroğlu'na olan desteği, HDP'nin bu Millet İttifakı'na destek vermesi, ondan önce duran kalkan gene PKK'nın üst düzey yöneticilerinden ikinci ya da üçüncü ismi, Millet İttifakı'na destek olup Cumhur İttifakı'nın yıkılması gerektiğini ifade eden açıklamaları da tabii sürekli olarak Onlarda da bir oy kaybına yol açacak. Dolayısıyla yani bıçak sırtı da olabilir ama Cumhur İttifakı da öne geçme imkanı da çok yüksek. Özellikle böyle açıklamalar attığı müddetçe onların oy kaybının olacağını düşünüyorum. Ve tabii yeniden Refah Partisi'nin de pozitif anlamda Cumhur İttifakı'na büyük bir katkısı olduğunu da düşünüyorum. Kendileri anket, de düşünüyorlar. Anketlerde nasıl bir şey görüyorsun Sayın Genel Başkan? Yani e, Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı nasıl gidip geliyor? Cumhur İttifakı'na kalktıktan sonra yapmamışsınızdır muhtemelen. Yok anket. daha Yeni. yapılmadı Ama tabi. onun öncesindeki oy oranınız ne? Bizim kendi yaptığımız en son Aralık ayında yapmıştık. E, Türkiye genelinde 1600 denekle. Ve Türkiye genelinde kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde sekiz buçuk civarında bir oy çıkmıştı. Yüzde sekiz buçuk? Tabii yüzde sekiz buçuk çıkmıştı. Daha önce de e, Nisan-Mayıs aylarında yani hemen hemen bir sene önce yaptığımızda da gene İstanbul'da yaptık. Doğu ve Güneydoğu illerinde yaptık. Bir de Türkiye genelinde yaptık. Onlar da yüzde dokuz civarında Güneydoğu ve Doğu'da da yüzde on civarında oy çıkmıştı. Yani sekiz, dokuz, on bandında bir oyumuz olduğuna inanıyoruz ve bunu da ifade ediyorduk. Bu Cumhur İttifakı'na katılmamızla daha da artacaktır diye düşünüyorum. Öyle mi? Çünkü şöyle efendim Tayyip Bey'e e, destek oluyoruz. Millet İttifakı'nın hükümet kurmasını istemiyoruz. Tayyip Bey'e oyumuzu vereceğiz ama partide milletvekili adayından dolayı, belediye başkanından dolayı, partinin teşkilatından, il başkanından dolayı AK Parti'ye oy vermek istemiyoruz. Böyle ciddi bir kitle var. Bunların da adresi olacağını yeniden Refah Partisi'ni düşünüyorum. Çünkü Cumhur İttifakı çerçevesinin içinde olmasından dolayı dolayısıyla yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılması hem ittifaka bir katkı hem de aynı zamanda Refah Partisi'ne de tabii böyle bir katkısı olacak diye inanıyoruz. Türkiye'nin sizce en büyük sorunu ne Fatih Bey? Türkiye'nin en büyük sorunu tabii güncel tabi en en önemli ilk İlk çözülmesi gereken sorun İlk ne? çözülmesi gereken tabii hepsi de birbirinden önemli. Bir sıralama yapmak da çok kolay değil ama ekonomi çok önemli tabii yani asgari ücretin bugün açlık sınırının altında olması, en düşük emekli maaşları her ne kadar arttırılsa bile halen daha yeterli seviyede olmaması, enflasyon bunlar tabii ki son derece önemli. Kamu'nun borçlanması, özel sektörün borçlanması, hane halkının borçlanması çok ciddi seviyede. Onun için biz burada mutabakat metnimizde de özellikle ifade ettik. Dedik ki mesela çiftçinin, esnafın, üretim Hı. yapan kuruluşların devlete olan faiz borçlarının silinmesi, ana parasının faizsiz yapılandırılması. Evet, Dolayısıyla mutabakat, evet, mutabakat metninde bu e, borçlarının, hane halkının, küçük esnafın, kobilerin, çiftçinin, köylünün en azından faizinin ortadan kaldırılması, ana parasının da uygun şekilde yapılandırılması, onlara gereken teşviklerin, sübvansiyonların yapılması, memurun, işçinin, emeklinin, alım gücünün, refah seviyesinin ciddi bir şekilde arttırılması. Yani Türkiye'de yaşayan bir insana, dünyanın hiçbir yerinde de öyle ama Türkiye'de de tabii ki öyle. Açlık sınırının altında bir maaşı reva görmek uygun bir durum Siz değil. Siz şu anki asgari ücreti yeterli buluyor musunuz? Bulmuyoruz tabii. Bizim yaptığımız hesaplamalarda 13-14 bin lira olması lazımdı diye ifade etmiştik o zaman. Yani büyümeden gerekli payı verirseniz, enflasyona karşı ezdirmeyeceğim derseniz, bir de Avrupa Birliği ülkelerindeki asgari ücret artış trendini buraya yansıtırsanız 13-14 bin lira seviyesine gelmesi lazımdı ki açlık sınırı şu anda 9600 lira. Yani asgari ücretli açlık sınırının altında burada gene onlar da var zaten. Yani çalışanların, e, emeklilerin aylık gelirlerinin yoksulluk sınırının altında olmamasını sağlanması, çalışanlar arasındaki ücret dengesizliklerinin giderilmesi, engelli maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkarılması, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması, ilave vergi ve zamlardan kaçınılması. Yani buraya özellikle bunu da koyduk çünkü bu gerçekten de önemli. İnsan onuruna yakışır bir şekilde yaşayabileceği, kimseye muhtaç olmadan yaşamını sürdürebileceği maaşları vermemiz lazım. Bekar bir çalışanın tek başına bir insanın aylık giderinin 12.500 liraya çıktığını görüyoruz. Yani sadece temel ihtiyaçlarını asrafın. karşılayacak Tabi, sadece temel ihtiyaçlarını karşılayacak tek başına bu. Bekar. O da İstanbul'da yaşamıyorsa. 12.500 lirayla e ortalama. Türkiye yani kirada ortalaması. oturuyorsa İstanbul'da. Şu anda İstanbul'da kira fiyatları hmm, koca. 12.500 lira kirada oturamazsınız. Yani sadece kirayı verebilirsiniz. Hele bir, yani 4 kişilik aileseniz. Son dönemde öyle oldu. Bu tabi Türkiye ortalaması. İstanbul'da dediğiniz gibi daha da yüksek. Dolayısıyla milli görüşün 54. hükümette geçmişte yaptığı da buydu. 54. Hükümet'te işçiye, memura, emekliye %100, %200, Bağkur emeklisine %320 maaş zammı verildi. Nasıl verildi? Denk bütçeyle, havuz sistemiyle faize giden milyarlarca dolar kurtarıldı. Ve o kurtarılan, faizden kurtarılan para da dar gelirliğe verildi. Bizim imzaladığımız mutabakatta da bunu anlatıyoruz zaten. Denk bütçe yapılsın, israf önlensin, imtiyazlı holdinglere haksız kazanç aktarılmasın. Buradan elde edilecek imkanla milli kaynak paketleri harekete geçirilsin. Onun kitabını biz Refah Partisi olarak ortaya koyduk. Ve <laughs> buradan elde edilecek kaynakla da biraz önce söylediğim gibi dar gelirli milyonların alım gücü refah seviyesi artırılsın. Yeniden Refah Partisi'ni zaten 5 seneden beri anlattığı bu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere inanıyor musunuz? Yani Türkiye'de sizce enflasyon oranı... Işte, Doğru Türkiye... değil. Tabii. Yani, i̇şsizlik o mu? Değil. Tabi bir takım tıraşlamalar, bir takım e, maalesef manipülasyonlar oldu. Bununla ilgili bizim de eleştirilerimiz oldu. Tabi bu sıkıntılar düzeltildiği zaman, bu mutabakattaki maddeler hayata geçirildiği zaman TÜİK'in de böyle e, tıraşlama yapmasına, manipülasyon yapmasına gerek kalmayacak inşallah. Siz bu söylediklerinizle Cumhur İttifakı'nda size tahammül edilebileceğini düşünüyor musunuz? Yani diyorsunuz ki mesela ben TÜİK'in verilerine itibar etmiyorum. Bir takım şirketlere imti, haksız imtiyaz sağlandığını düşünüyorum. Ve bu imtiyazlar devam ederse ben burada olmam arkadaş diyorsunuz. Değil mi? Ben yanlış hatırlamıyorum. Tabii. Diyorsunuz ki mesela TÜİK'in rakamlarına inanmıyorum diyorsunuz ve siz Cumhur İttifakı üyesisiniz. Ben de inanmıyorum. Tabii, ben değilim tabii, ama ben gazeteciyim. Şimdi bu sözleri söyleyerek Cumhur İttifakı'nın içerisinde ne kadar... Ama size... bizi, bunları bilerek bizi kabul ettiler. Kaldı ki bizim mesela Büyük Birlik Partisi de aynı şekilde çıktı. Dedi ki Kanal İstanbul'a karşıyız asla yapılmaması siz? lazımdır dedi. Biz de aynı şekilde. Siz de mi karşınız? Tabii. Kanal İstanbul asla yapılmamalıdır diye kitabımız var Yeniden Refah Partisi olarak. Yani bunlar olabilir. Biz burada ortak müştereklerde birleştik bu mutabakat metninde ve bunların hayata geçirilmesi için mücadele edeceğiz. Ama Büyük Birlik Partisinin de bizim de yanlış gördüğümüz noktalarda bu eleştirileri yapması da son derece doğal. Ee, reklama gidiyoruz. Reklamlardan sonra Sayın Genel Başkanla röportajı devam edeceğiz. Az önce konuştuğuma devam ediyoruz konumuz yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Sayın Genel Başkanı e, sizlerin de soruları var onları da sormaya çalışacağız e, bir hayli fazla e, Çokça konuşulan çokça sorulan size e, çok da eleştirildiğiniz bir konu başladı Bu 6284 numaralı ailenin korunması ve kadın ve evet. şiddetin önlenmesine dair e, kanun e, Siz bu 6284'e dair e, eleştirilerinizi muhalefetinizi sürekli söylüyorsunuz ama Mutabakat metninde 6284 yok 6251 var yanlış mı gördüm ben? Yok mutabakat metninin en son halinde şöyle genel bir ifadeyle onlar kastediliyor. Sosyal politikalar kısmında aile bütünlüğünün korunması için mevcut yasalardaki aykırı hükümlerin ayıklanması, manevi değerlerimize aykırı fiillerin ve sapkınlıkların önlenmesi için yasal düzenlemelerin yapılması, süresiz nafaka konusundaki mağduriyetlerin giderilmesine öncelik verilmesi, milli eğitim müfredatının milli ve manevi değerlerimize uygun hale getirilmesi, ee, ve bu Dünya Sağlık Örgütü ile ilgili de toplum sağlığına ilişkin sözleşmelerin milli çıkarlarımıza uygun hale getirilmesi. Spesifik olarak 6284 geçmiyor ama yanılmıyorum değil mi? 6284 diye kelime olarak rakam olarak geçmiyor. Evet. 6251'i gördün mü ben? Yok. E 6251 de sapkınlıklar dediğimizde o zaten. Sapkınlıkların önlenmesi diye burada yazan. Ne Onu biraz açar mısınız? Yani 6251 yani nasıl bir sapkınlık şey tetikliyor? Bu şeylerin örgütlenmesi, LGBT. dernek kurması, bunların bunlara mani olunması ile ilgili. 6.284'te ailenin bütünlüğünü bozan yasalar diye burada ifade ettiğimiz kısım. Siz LGBT derneklerinin kapatılmasını istiyorsunuz değil mi? Evet tabii örgütlenmeleri, propagandasının yapılması, normalleştirilmesi bu gibi şeylere karşıyız. Bunu zaten hep ifade ediyoruz. Ama maalesef geçtiğimiz dönemde 22 tane LGBT derneği açıldı. Bunların tabii önlenmesi lazım. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'nın da gerçi çok açık ifadeleri var bizim kitabımızda LGBT yazmaz diye. Ee, tam tersine de Millet İttifakı'nın efendim LGBT Türk aile yapısını bozar mı niye bozsun diye Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifadesi var. Sayın İmamoğlu'nun efendim eşcinsel evliliklere karşı değilim ama toplum hazır değil. Yani zamanı geldiği zaman bunlar da olabilir şeklinde ifadeleri var. Tabii bütün bunlar da bizim Millet İttifakı'na ülkeyi temsil etmemek için böyle bir duruş sergilememizin sebeplerinden bir tanesi. Yani hem bizim mutabakat metnimizin kabul edilmesi hem de FETÖ'nün açıktan desteklediği, BES'e hozatın, Duran Kalkan'ın, PKK yöneticilerinin açıktan desteklediği, komünist, ateist, sosyalist birçok fraksiyonların içinde olduğu Millet İttifakı'na da Türkiye'yi teslim etmemek için de böyle bir pozisyon aldık. Bunu da açıklamalarımızda ifade etmiştik. Bizim mecliste gündeme getirmek istediğimiz konuların içinde bir de şeyler de var. Bu uzman çavuşların mağduriyetleri var kendilerinin kadroya geçirilmesi, hmm. 3269 32-69 sayılı kanunun revize edilmesi, taşeron işçilerin, aynı zamanda geçici işçilerin problemlerinin çözülmesi, kadroya Stajyerler geçirilmesi. Stajyerler yazıyorlar size baba. Stajyer, staj mağdurları, bunların mağduriyetlerinin giderilmesi, atanamayan öğretmenler, kamu mühendisleri bundan 20 sene önce neredeyse doktorlarla aynı maaşı alırken, Şimdi doktorların aldığı maaşın üçte biri dörtte biri kadar bir maaşta kalmışlar. Bunların bu mağduriyetinin giderilmesi, bizzat geldiler görüştük. Bütün bu kesimlerin mağduriyet korucular kendilerinin ücretlerinin düşüklüğünden ve birçok sıkıntılarından ifade ediyorlar, bahsediyorlar, bize raporlar verdiler. Onların mağduriyetlerine yönelik e, sahip çıkmak için de mecliste elimizden gelen gayreti inşallah göstereceğiz. Şimdi e, bu 6.284'e geri dönersek, e, orada Türkiye'de kadın yönelik şiddet meselesinin geldiği noktanın farkındasınız herhalde değil mi? Elbette. Çünkü yani de şiddet değil, vahşeti konuşuyoruz biz artık. Tabii, yani. vahşeti ya, konuşuyoruz. Korkunç şeyler oluyor. Şimdi tam da böyle bir ülkede, böyle bir cehennemin ortasında kadınları korumaya çalışan bir yasayı siyasi olarak yeniden siyasi pazarlık masasında tartışıyor olmak sizce kamuoyu nezdinde sizi nasıl bir algıya büründürüyor? Tabii bunlar maksatlı algılar. Bir avuç solcu gazeteci 30 tane maddenin içinden özellikle cımbızla çeker gibi bunu çıkartmış ve bunun üzerine kadın düşü. Kadın düşmanı asıl sizsiniz. 28 Şubat sürecinde başörtülü kızları copladınız. Bundan daha büyük vahşet, bundan daha büyük kadın düşmanlığı mı olur? Hangi kadın düşmanlığından bahsediyorsun? 28 Şubat'ta başından başörtüsünü Kimse çektiniz. Kadın düşmanı diyor. Efendim? kim kadın düşmanı diyorsunuz? Tabii öyle söylendi sosyal medyada ondan sonra bir takım gazetecilerin aldığı sözlerde kadın düşmanı marjinal dinci bir parti. Şimdi bu yasayla ilgili eleştirileri yani, anlarım bu, ama bu kadın düşmanı dolayı, başka bir şey. Yani şimdi işte bu yasayı tabii. Bu, de zaten bu, bu yasayı ya. konuşmanızı tartışmak size kadın düşmanı demek değil. Ha, spesifik tabii. olarak size kadın düşmanı diyen varsa onu bilemem. Ama ben de bunu eleştiriyorum. Şimdi bunu eleştirdim diye size kadın düşman dediğimi demiş, iddia etmiyorsunuz dolayı. değil mi? Zaten yok olmasın çünkü dedim ki ya bir kere eşyanın tabiatına aykırı 30 milyon kadının oy kullanacağı bir seçime giriyor bir parti. Ve bu parti kadına düşman olacak, kadına şiddeti savunacak. Ya 30 milyon kadından oy almak istiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Elbette ki olmaz. Bizim buradaki karşı duruşumuz ideolojik olarak değil, tabi sosyolojik ve hukuki açıdan karşıyız. Bir defa e, boşanmaların artmasına yol açmış. 190 binden 246 bine çıkıyor. 62-84 devreye girdikten sonra yıllık boşanma. Efendim nüfus arttı, nüfus %8 artmış, boşanmalar %30 artmış. Şiddet vakaları artmış. 6284 devreye girdiği sene yılda 210 kadın cinayeti varken 2020'ye geldiğimizde 474 kadına çıkmış. Belki de bunun hiç alakası yok mu Fatih Bey? Nereden biliyorsunuz? Yani bir yasanın sizce Türkiye'de kadına yönelik şiddet vakalarını yani Tabii. bu kadar etkileyeceğine inanıyor musunuz Tabii, gerçekten? Ama o zaman fayda getirmediğini de açıkça görüyoruz. Nasıl bir ilaçsa ama bir kadına ilacı verdikten sonra bile kalmaya değmez mi sizce? Korumamış 210'dan 120'den 474'e çıkmış. Ama yani sizce Türkiye gibi bir ülkede kadın cinayetleri böyle sayılarla falan mı konuşulmalı? Yani bizde sokak ortasında yürüyen kadını samuray kılıcıyla doğruyorlar Fatih tabii, Bey. Yani tabii. bunun 10 tane olması, 1 tane olması, 100 tane tabii. olması ne anlamı var? Şöyle şu anlamı var. Yani siz bir yasa getirmişsiniz dışarıdan, batıdan ithal. Kadın cinayetini önleyeceğim diye, kadına şiddet önleyeceğim diye. Biz diyoruz ki bunu önlemediğiniz gibi, artmış çünkü önlemediği ortada. Ha başka bir şeyden artmış diyorsunuz ona ayrıca etkenlerine, Yok, faktörlerine bakmak lazım. Ben demiyorum. Bak, ben bak siz lazım. bundan He. dolayı azalmış dediğiniz için diyorum ki belki bununla hiç alakası yoktur. He, yani. Yoktur ama artmış en azından azaltamamış. Diğer taraftan ne yapmış? Boşanmaları arttırmış. Evlilik sayısında, evlilik oranlarında düşüş yapmış. 2 milyon baba evden uzaklaşmış, milyonlarca çocuk babasız bu kalmış. Bu 2 milyon rakamı nereden? Ya kaynağınız bu, ne bu? Tabi tabii bu tamamen e, şey resmi veriler bunlar. Hangi resmi? Veriler? Ben Türkiye'de yani Türkiye'de Türkiye, böyle bir veri yok. Yo, yani Türkiye'de olsa da hiç önemi yok da belki sizin kendi tabii, kaynağınız tabii. araştırmanız vardır. Tabii, var var. Bunu ben size biraz sonra şey yaparım gönderirler bana. E, Kaynağını söylerim. Ben sizi... 2 milyon babanın evden uzaklaşması demek çocuklarla hesap ettiğinizde 5 milyon 6 milyon insanın mağdur olması demektir. Buradaki sosyolojik gerekçelerimiz bunlar. Hukuki gerekçelerimizi de bir defa bu şiddete yönelik beyanın esas olması yerine delil olsun. Yani mesela Allah vermesin bir kadıncağız gitti, gözü morarmış, kolu kırılmış. Burada herhalde evden de uzaklaştırılır, hapse dağıtılır baba. Böyle bir şey kabul edilemez. Ama bunu kötüye kullanan bazı kimseler oldu. Bunların önüne geçilmesi için mesela bir ses kaydı olsun, bir WhatsApp mesajı olsun, komşuların tanıklığı olsun, aile bireylerinin tanıklığı olsun. Allah korusun vücudunda herhangi bir iz olsun. Yani bir iddia mutlaka bir ispata dayansın. Çünkü hukukun en temel kaidesi müddeyi iddiasını ispatlamakla mükelleftir kaidesi. Bir bu, iki karşı çıktığımızda suçun belirliliği olması lazım. Yani tıpkı Türk Ceza Kanunu'nda bütün zikredilen suçlarda olduğu gibi suçun açık net unsurlarıyla beraber ortaya konması lazım. Burada o da yok. Neden? Çünkü psikolojik şiddet diyor, duygusal şiddet diyor, ekonomik şiddet diyor ben cep telefonu istedim. Eşim almadı. Al sana ekonomik şiddet. Ya saçını niye böyle kestirdin? Güzel olmamışsın dedi. Sana duygusal şiddet, psikolojik şiddet. Böyle buna böyle bunlar şey çok olmaz. şey değil mi? Yani hani kimse evet. hani böyle telefon almadı diye bir şiddet var. var. Türkiye'de var, bunu konuşmuyoruz. Tabii. Yapmayın dostuyla, yani. Dostuyla, dostuyla rahatça yaşamak için eşine iftira atıp evden 6 ay uzaklaştırıp dostuyla evde yaşayanlar var. Nerede Bunları var? Bunları ne bu? yapacağız? Türkiye'de var. Bunların dernekleri var, mağdurları var. Bu 2 milyon kişinin temsilcileri geldi. Federasyonlarıyla beraber basın toplantıları yaptı. Ben siz bunu söyledikten sonra Tabii. şeye baktım. E, boşanma mağduru e, kocalar diye bir Facebook grubu var biliyorsunuzdur belki. Tabii. Orada 2 milyon kişi var diye gözüküyor. Fakat e, mesela gazeteci Evrim Kepenek buradaki hikayelerin karşı tarafları yani bu boşanma mağduru olan erkeklerin eşleriyle konuşmuş. E, bilmiyorum hiç baktınız mı? Kadınlar erkeklerden daha mağdur. Yani mağdur olduklarını iddia edilen erkeklerden daha fazla kadınlar mağdur o dosyalarda. Bir defa tabi burada rakamlar ortada. Ne cinayetleri azaltmış ne şiddete bir faydası olmuş. Tam tersine boşanmalar artmış, evlilik sayısı azalmış, babalar ve çocuklar mağdur olmuş. Hukuka aykırı dediğim gibi suçun belirliliği ilkesine aykırı. Müddeyi iddiasını ispatlamakla mükelleftir hukukun temel kanununa aykırı. Ve yine bunların fayda etmediğine ilişkin bir diğer veri 2014 yılındaki Temel Haklar İçin Avrupa Birliği Ajansı diye bir kuruluş 2014 yılındaki araştırması toplumsal cinsiyet eşitliğinin en yoğun şekilde uygulandığı olan ülkelerde Danimarka, Finlandiya ve İsveç'te kadına yönelik şiddet diğer Avrupa ülkelerinden daha yüksek. Uluslararası Af Örgütü 2019 yılındaki raporunda Avrupa'da tecavüzlerin en yaygın olarak İskandinav ülkelerinde gerçekleştiğini, Finlandiya'da her yıl 50 bin kadının tecavüze uğradığını söylüyor. Yani toplumsal cinsiyet eşitliği ve İstanbul Sözleşmesi gibi şeylerin Türkiye'de olduğu gibi orada da bir fayda getirmediği ortada. Biz de diyoruz ki tabii ki kadını koruyalım ama kadını korurken aileyi de koruyalım, erkeği de koruyalım, çocukları da koruyalım. Kadın iddiasını en azından ispata yakın bir takım delillerle ispat etsin, ortaya koysun.